En iyisi hangisi peki? Yani hangisini de biz çok sevinmeliyiz, ona göre tepki vereyim. Suvar! Suvar! Yemin ederim Suvar! Yemin! Ana! Bildiğin Minecraft lan bu. Oğlum biz şu an gerçek hayat Minecraft yapıyoruz. Abicim selam. Ne habersin? Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyidir ben de. Merakla bekliyoruz. Bize 100.000 TL'lik yakut mu çıkaracağız bugün şimdi? Ne çıkaracağız? Hadi yakut değil, birçok taşımız var. Abi sen gezdir bizi. Ne çıkıyorsa biz görelim. Senin depoyu da çok merak ediyoruz. Oh. Ne zamandır buradasın sen? Ben doğma büyüme buradayım ama burada hiçbir akrabam yok diyebilirim. En çok buradan mı çıkıyor abi madem? Ben Türkiye'nin her yerini geziyorum. Taş gidip o bölgede araştırmayı değerse, o insanların ekonomisine bir katkısı olacaksa buradan kalkıp aynısını gittiniz gibi ben de o bölgeye gidiyorum. Daha önce de böyle Game Hunter, taş avcılığı konusunda ülkemizde bilinen bir şey yok. Bu yeni bir akım. Evet, biz de hiç duymadık, görmedik. Ya dünyada var, bizde çok yeni başladı. Hatta bu konuyla ilgili birçok belgesel kanalı, çok da yoğun da izleyicisi var. İçerisinde su hapsolmuş olan yarı değerli taşlar. Sürpriz yumurta gibi düşünün. Neler çıkabiliyor? Amatist çıkabiliyor, kristal kuvars çıkabiliyor, kalsedon çıkabiliyor, birçok taş çıkabiliyor. Boş da çıkabiliyor. Olsun. Deneyelim. En iyisi hangisi peki? Yani hangisini de biz çok sevinmeliyiz, ona göre tepki vereyim. Su çıktığımız zaman sevinmek zorundayız kardeşim. O su bizim için pek bir anlam ifade etmiyor ama Avrupa'da muazzam derecede öyle değerli. Yani. Taşın içinde oluyor su. Tabii. O suyun ama kesinlikle bulduğun zaman içmek gibi bir şeye düşmeyin arkadaşlar. Biz denedik nasıl bir tadı var diye. Hepimiz bir hafta alerji olduk ve hepimiz 10 dakika sonra tuvalete zor atmıştık kendimizi. Vallahi çok kötü tamam, olmuştuk. İçmiyoruz. İçmiyoruz. Burayı biri kazmış değil mi ama? Sürekli gelip arayan arkadaşlar kazıyor böyle. Peki niye diğerlerini almıyorlar, bırakıyorlar? Hani görünmüyor şu anda, bakın yok. Şimdi bu taşlara baktığınız zaman normal bir taş. Bakın şunu görüyor musunuz? Gördüğünüz normal bir taş gibi gözüküyor bakın. Bunu kazdığımız zaman bu düştü. Bu cepte bakın. Hala taş. Gelen taşları tek tek çıkartıp yine. Bakın bir taş daha geldi. İttik. İki taş. Şuraya koyuyorum. Ah, üstü kapanmasın. Oğlum ben bunu yolda görsem atarım lan. Benim şu bilgiyle tekrar başa dönmem lazım. Bak şimdi bir taş daha geldi. Tamam. Nereye koymuştuk abi? Şurada abi. Üç taş. Bak şimdi. Hatta şu da iyi gibi. Bu da bir bak, şey bunlar, gibi. Şimdi seninle benim gözüm arasındaki fark bu. Şimdi baktığımız zaman hepsi taş değil mi? Evet. Bu böyle bir pembemsi bir taş. Evet. Birazdan su alıp üstüne su döktüğümüzde ya da arkaya güneş getirdiğimizde bunun pembe bir şey olduğunu göreceksiniz. Ve işlendiği zaman bu pembe kuvars çıkacak. Aa. Aşk taşı dedikleri taş. Şu normal bir taş gözüküyor. Peki. Kırmamız gerekiyor. Salla abicim. Ses geliyor mu? Bir çıkır çıkır bir şey geliyor. Ne oluyor? Şimdi kıralım bakayım ne çıkacak içinden. Nasıl ya? İşte bu işte kardeşim yani. Olay bu, görüyor musun? 35 milyonluk yıllık bir enerji açığa çıktı ve sizin hepinizin ister istemez böyle dokunabilirim istediğin... değil mi elle? Tabii tabii, bunlar kristal kuvars. Abi bu kristal kuvars değil mi? 35 milyon yıllık enerji arkadaşlar şu anda. Bu hadi normal lan. Taş. İçinde hiçbir şey yok. Değeri nedir abi bunun? İçinde su olsaydı 3000 liraydı. Su olmadı 200 lira. Peki su olsa düşmüştü suyu şu an. Gitmişti tabii. Zaten. Su yine. O yüzden salladık ya. Okey. Şimdi burada koyacağız. Bunları alıyor muyuz, atıyor muyuz? Alalım, niye atalım canım? Gittiğin yerde yakut ağırlıklı olmak üzere farklı madenler de çıkıyor. Maden değil de süs taşları diyelim. Yarı değerli ve değerli taşlar olarak geçer. Süs taşlarını biz tespit ediyoruz. Yani işlenebilir ve tarihte insanların takı olarak kullandığı. Litoterapi diyoruz. Şifasına ve enerjisine inandığı taşlar var. İbn-i Sina'dan tutun da Zekeriya Razi, modern eczacının babası. Kendi işimiz, hobimiz olduğu için araştırıyoruz. Yani mineral olaraktan bu taşların etkisi nedir? Türkiye'nin bu ham taş ihracatı tam 1 milyar dolarmış arkadaşlar. Bir yıl sonra Çin'in işleyip sattığı fiyat 181 milyar dolar. Ne? Ya. Ham taş, taşı veriyor, işliyorlar işte. Bir yılda 181 milyar dolara sadece bizimkilerin verisi. 181x yapmış Çin. Nasıl yani? Olay biz işleyedik. Bizim para verin elime iki oyacak şey ben işlerdim. Abi tamam, ben her hafta geliyorum bir kere. Gel kardeşim. Şimdi bakın yine bir uç veriyor taş. Kendisini gösteriyor zaten bakın. Bu da kocaman bir taş. Çok büyük bir taş. Ondan da bir şey çıkabilir, çıkabilir mi? Çıkabilir. Vuralım ya. Abi ona da vuralım. Ama yavaş yavaş ayağımızı kırarız. Tamam. Aa bak bir taş daha geldi. Ver ben kırayım onu. Tamam be. Önce bir salla bakayım. Tamam. Ne? Suvar! Suvar! Yemin ederim Suvar! Yemin ederim. Ama 3000 lirayı kıracağım bak ona göre. Kırmayalım abi 3000 lirayı. Kırayım mı? Kır abi, insanlar görsün ya. Su ve diğeri gibi beyaz mı içi böyle böyle? Abi içinde çıkacağını Allah bilir, ben bilemem. Burasıyla mı kırayım? Abi yavaş yavaş vur, eline zarar verme. Orasıyla vur, kendini kaydırabilirsin. Arkasıyla vur.
Amansızsız dikili. Abi bu su mu paraydı? 3000 lira mı aktı şu an? 3000 liraya akıttın abi. 200 lira oldu şu an değeri. Aa, bir anda 2700 lira değer kaybı. Bitcoin gibiyiz şu an. Çok keskin görüyorsun değil mi? Maden suyu gibi ama çok keskin bir tadı var. Yani ne, hangi şartlarda oluştuğunu bilmiyoruz. Ben bunu odama koyarım yani. Dur, bu benim abi için güzel bir anı. Ama su çıktı abi. Biz yani daha su çıkma abi ihtimali düşük diyorsun. Biraz da sen kas. Dur. Ne oldu? Dur. Ayağına giden. Aha. Abi kır. Su var. Su var abi. Su var abi. Abi su var abi. Lan ne ballı adamsın sen ya. Kırıyor muyuz? Kır abi. Bak zaten hani şeyden de anlıyorsun. Şuradan böyle suları sızıyor. Nemli yani. Bak. Bak delik açtık bir tane su çıkıyor orada. Bak. Aa. Şöyle dökeyim bunu. Ana. Kaç milyon yıllık su çıktı içinden 35 ya? 35 milyon en düşük, bakın gel 35 burada. 35 milyon yıllık su mu çıkıyor içinden? En düşük. Ne? 35 milyon yıl önce girmiş buraya. 3000 lira daha gitti. Bir şey diyeceğim yani, bak şu an 5 dakika uğraşıp 10 bin liralık taş çıkardık. Ama bu her zaman böyle olmuyor, onu da söyleyeyim. Bu bizim şansımıza mı ya? Kesinlikle sizin şansınıza. Ne bu? Oha. Ne bu abi? Ya abi ne görmüyor musun? Kristal kuvars bulduk. İyi mi? Abi iyi tabii. Ne kadar ediyor bu? Ya bu çok para etmez. Ama kristal kuvars. Bak şimdi görüyor musun? Bunlar sanki kesilmiş gibi. Ve üzerinde kireç kalıntıları var. Bayağı buraya konmuş gibi ya. Ya bu burada böyle zaten. Hep böyle çıkar. Allah Allah. Bildiğin Minecraft lan bu. Oğlum biz şu an gerçek hayat Minecraft yapıyoruz. Taşlar ıslatıldığı zaman kesilip polisaj yapılıyor ya. İşte ondaki game kalitesine yakın bir görsellik verir. Yani taşı ıslattığınız zaman parlattığınızda ne olduğunu anlarsınız. Yani şu taş. Bu yine işlenecek ama her türlü. Bakın pembe kalsedon bu. Pembe kalsedon. Rengi de çok ağır. Bu ne kadar eder abi? Şu haliyle 100 lira eder. İşledikten sonra? İşledikten sonra bundan yaklaşık 6-7 tane takılık, en az diyorum 10 tane çıkarttın diyelim. Tanesini 70-80 liradan verdiğini düşün. 1000 lira. Ha, 700 lira 1000 lira. Ha, oradaki bu taşları bulduktan sonra işlemek size kalmış. İşlemesi de çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey. Öyle mi? Tabii onları da ben gösteririm. Herkes evinde alıp yapabilir yani. Bunu zor değil. Oğlum sanki hayatın bir bug'ını bulduk gibi değil mi şu an ya? Evet. İlk durağımız çok verimli geçti ya. Bundan sonrası bundan daha verimli. Aha, Allah Allah, sen kapıyı yüksekten açtın benim için ya. Gelmezseniz kaçırırsınız ha altıncıkları. Altın da değil, taşçıkları. Bir yemeden şeyi anlatsana. Yani, şimdi sen bir günün nasıl geçiyorsa. Dağa çıkıyoruz biz veya gideceğimiz yerlerde. Taşları buluyoruz. Taşların tahlillerini yaptırıyoruz. Bunları yapan birçok üniversitede kurumlar var. Jasper çok ucuz, çok basit bir taş. Üstüne başlık takma, tekme atacağınız bir taşken yakut değerli bir taş. Ama toprakta size biraz sonra göstereceğim. Baktığınız zaman yakutla Jasper'ı karıştırmama şansı yok. İşlendikten sonra taş kendisini gösterir. Biz bu taşları doğada buluyoruz. Sonra işleyeceğimiz kadarını toplayıp çıkarıp götürüyoruz. Sonra gidiyoruz onu işletiyoruz. İşleyebilirsiniz veya işletebilirsiniz veya da hiç işletmeden öyle satabilirsiniz. Öyle satınca daha düşük fiyattan satıyoruz ama işlediğimizde daha yüksek fiyattan satabiliyoruz. Yakut yatakları Türkiye'de işte Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Konya'nın bir kısmı, Manisa, buralarda yakut olduğuna şahit, hatta konum olarak, ama o zamanki bilgiler bugünkü gibi değil. Falancanın sınırı gibisinden acayip acayip bir bilgiler var. Hepsinin yerini bulduk ve olduğu gibi duruyor ve çok büyük bir rezerv var ama gem kalitesi düşük tabii bu taşların. Bulduklarını ne yapıyorsun? Niye çıkartmıyorsun? Gücün yetmez, vaktin yetmez, bir de sınır var. Sınıra uymak zorundasın. Yani işte biz madenci değiliz. Ben hobiciydim. Bu hobiydi, işim oldu şu anda. Biraz da etik bir olay var burada. Doğanın dengesini bozmamak için ben belli bir bölgeden fazla bir taş almam. Çünkü oranın kolektif bilinci, morfogenetik alanını bozmamak da gerekiyor. Bu da farklı bir bilgi. Şimdi biz dağlara çıktığımız zaman çok değişik şeyler yaşıyoruz Orkun. Özellikle her yerden taş da alınmıyor. Şunu söyleyeyim en başta. Biz bir anket yaptırdık. Taşçılara gidip taş alan insanların %95'inin bakın bir şekilde enerji ve şifasına inandığı için bu taşları aldığı ortaya çıkıyor. Geri kalan %5'lik kısımda sadece takı olsun diye, aksesuar olsun diye, efendim burcumun taşı diye almış insanlar. Sen kime taşı satacaksın kardeşim? Enerji ve şifasına inan insanlara. Bizi çok farklı bir yere getirdi. Bir şey diyeceğim. Manzara için durduk. Önce bir şu güzel manzarayı bir göster hocam. Yani inanılmaz bir manzara var. Manzara için durduk. Abi bu ne dedim? Bu fosilmiş. Tabii ki satışı yasal değil. Biz de bunu almayacağız ama bu da para ediyor. Onun yanında hemen bir tane daha kuvars buldum. Abi bu midye fosili değil mi? Kaç yıllıktır bu? 35 milyon yaşında buradaki. Evet. Tetis denizine ait bunlar. 35 milyonluk fosil oğlum. Şurada ne koymuş gibi bulduk ya. Nereye geldik abi? Binlerce fosil olan bir bölgeye geldik. Deniz canlıları, mercan ve diğer fosiller. Gel abi, mıncıklayalım.
Burada gördüğün her taş fosil. Ama bunun diğer fosillerden bir farklılığı var. Bunlar mercan fosili. Bunlar aynı zamanda da agatlaşmış. Yani akik olmuş, sertleşmiş. Bunlar işlendiği zaman koral denen bir şey var. Onlar yapılıyor ama tabii biz fosillere asla dokunmuyoruz. Evet. Yukarıya doğru çıktığımızda o kadar çok fosil olduğunu göreceğiz ki ne? Buyurun çıkalım. Bunların da değeri ne kadar bu arada ortalama? Şimdi bunlar eğer ki üst kalitesi kristalleşmesi milyon dolarlara satılıyor yurt dışında. O yüzden bunlar kesinlikle yasaktır. Yasal değil. Kesin emin miyiz yasak olur? Kesin eminim. Çıkalım daha güzellerini çıkalım gösterelim. Abi. Şu ne abi? Harikasın. Bu opal. Bu da değerli. Tabii. Bu da üstüne duruze dediğimiz mikro kristaller. Bu para ediyor mu? Eder tabii. Ne kadar eder mesela bu? Normalde 100 lira eder. Ama işlendiği zaman çok güzel paralar eder. Vallahi mi ya? Tabii. Alalım mı bunu? Almak istiyorsan al. Bir Henk taşı. Bunun ben hiçbir taşı almıyorum. Aa bak harika bir mercan fosili var burada görüyor musun? Özelliğini olduğu gibi korumuş toprağın içinde. Bunlar mercan fosilleri. Koral diye geçer. Hepsi buradakiler Tetis Denizi'nin. Çok üst seviye fosiller var yani şu akik. Nedir akik? Bu ne kadar? Bu haliyle 50-60 lira eder. İşlenirse çiçeğin şeye bağlı. Yani rengin farklarını görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel bak. Bir taş. Bu da jasper. Bu da para ediyor. Tabii. Bu ne kadar? O 100 liradan aşağı etmez. Rengi çok güzel. Ha işlenirse çok daha fazla ediyor onu söyleyeyim. Şimdi burada taş akıntısı olan yerler çok önemli. Taş aramaya gittiği zaman işte vadi gibi bakın taş akıntısı. Yağmur suları bunu akıtır buraya gelir. Şuralarda gezseniz az bulursunuz ama şuradaki gördüğünüzün hepsi. Aa bak şuradakini görüyor musun? Bak şunu görüyor musun? Bak o da fosil. Bu da fosil. Şu kocaman taş da fosil. Büyük olunca daha mı çok değerli oluyor? Büyüklükten ziyade taşta görsel güzellik. Formunu bozmamış olması önemli. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Nakış nakış fosilin güzellikleri ve pembe tonlar girmiş. Yani bu aynı zamanda agat olmuş. Akik dediğimiz. Fosil agat dedikleri olay bu. Bu da kuarslaşmış. Ama aynı zamanda da mercan fosil özelliğini belirledi. Aa bu da değerli o zaman. Şu ortalama Türkiye'de satmış olsaydın, yasal olsaydı 2000 lira rahat edecekti. Yasal olmadığı için duyuyor mu? Satılabilse 2000 lira. Çok rahat ederdi. Şu hali. Şunları söyleyeyim. Yurt dışında en kötü ihtimal milyon dolarlardan bahsediyor bunlar. Ne? Milyon dolar bu. Ve efsane değil yani. Milyon dolar ister misin? Neyse ya milyon dolar para mı? Yine yolda durduk. Gel. Evet. Gel bak bunları görüyor musun? Hep elmas gibi parlıyor. Ana. Her taraf cıvıt. Açabiliyor muyuz? Ya, gücün yeterse aç. Buraya da dökülmüş gelmiş parçaları. Bir kişi uygun ekipmanlarla buradan çok sayıda taş toplayıp götürebilir. Gerekli yasal izinleri aldıktan sonra. Şimdi bunlar hep çıkartılmış bak. Burada varmış. Şu yere düşmüş gelmiş bak. Şunun ışıltısının güzelliğine bak. Şuradan çıkartmış. Çıkartılmış bak düşmüş. Ama bunların önemli olan bütün halinde çıkartılması. Şu yeşiller de malahittir. Bu da çok güzeldi. Çok da insanlar tarafından sevilir. Güzel de paralar alınır bu malahit. Ha, biraz daha düzgün alsak şu boyda bir malahit. Üzeri biraz daha düzgünse ortalama 1000 lira civarında. Ama bu tabii çok kaliteli değil. Kır onu alttan geniş de vurabilirsin. Bak kırdın şu anda bir akik kırmış oldun. İnşallah bu jeottur. Şunu kır abicim. Evet. Dur orada görelim. Bunu görmemişler bak diğerlerini çıkarırken. Şimdi bunlar temizlenmeden ne olduğunu görmek çok zor. Işıl ışıldır. Kumpir gibi ya. Bunların içlerine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok çeşitli böcekler çıkar çünkü. Olmadığını. Oo mavi akik bu bak. Şimdi bunu burada kır yerde. Hah şimdi kırdığının içini göster. Aha. Abi. Gördün mü mavi akik? Bunu parlatırsak harika bir şey çıkacaktır ortaya. Evet bu parça güzel bak. O göbeği zaten en güzel yer orası. Vay içini çıkardık. Midyesini çıkardık midyenin içini. Bu kristal tamamen. Bak dur kırma. Taşı bilen insanlar bunun ne kadar güzel olduğunu anlar. Bak yeşil içerisinde kırmızı ve ortasında beyaz. Çok harika renkleri var. Üzeri malakit dediğimiz sıvama dolu. Çok güzel bir parçadır. Bunların büyükleri de burada var. Şu mavi dantelli akik. Oldukça değerli bu taş arkadaşlar işlendiği zaman. Hadi gidelim. Çok keyifli. Dev keyifli. Gözlerim var ya şu an faldır faldır. O kadar çok görüyorum ki. Bakmayı öğrenmek gerçekten önemli. Yaklaşık 1,5 saatlik yoldan sonra Yakut Dağı diyorsun sen abi buraya. Çok fazla yakut var çünkü çok değil mi? Çok fazla evet. Kayalar içerisinde çok fazla yakut var. Koca bir dağ ya. Gideceğiz gözünüze göreceksiniz ama yağmur döneminde oradan kayalardan kopan küçük yakutlar. Bu derelerin içerisinde geliyor. Tabii yakutu bilmezsen ne basar anlayamazsın içerisinde. Aynen öyle. Ah gel. İşte aradığımız şey bu abi. Şunlar hep yakut. Bunu olay. Götüreceğiz o zaman. Zor götürürüz yerine kaldıramayız. Nasıl götüreceğiz bunu? Baksana şunların hepsi. Abi bunun üstüne kaç paralık yakut çıkar? Şunu söyleyeyim.
burada hiç yoksa 20 bin liralık yakıt ne? Var. Abi ben fıtığım zaten. Ben çok güzel taşırım. Fıtıklar daha iyi taşıyormuş. Gel abim geldi. Şimdi şunu görsen ne dersin sen? Yakut mu bu? Saf yakut işte. Bu derenin akıntısıyla buraya gelmiş. O kayanın içerisinden çıkmış, kopmuş. Şimdi bu yakut bu haliyle yaklaşık 400-500 lira eder. Çünkü saf yakut. Oğlum yerde 400 lira bulduk lan. Ve yani hiç benzemiyor 400 liraya. Onu cebine koyuyorsun. O senin yakutun. Şu da kan taşıdır. Bakın çok meşhurdur bu taşta. Ama şu yakutun çokluğunu ve taşın ışıl ışıldığını görüyor musun? Oo bu çok bak, iyi. Üzeri yakut dolu bir de siyah. Geçen geldi köylünün duvarında bir yakutlu kayaç var. Kırdık 9 kilo abi. Ne? Yakutu kestik tabii çıkarttık. Yaklaşık 1 kilo 200 gram yakut çıktı. Oha. Tek parça yakut. Köylünün duvarı dizmiş böyle bahçesinin duvarını. Ya adamı burada kenarlık istiyoruz. Yiyelim hepsini al git ya ne olacak diye. Aa buldun mu yine? Var yine var evet. Suyun güzelliği taşı daha güzel gösteriyor. Bak görüyor musun hep suyun altında kalmışım. Şunun güzelliğine baksana. Ana. Bak. Bu da değil mi abi? Bakayım. Kesinlikle yakut. Jasper değil. Tamam. Bir tane daha çıktı. Hocam yine 2 tane hasılat. Abi bak yakut dolu ama bizim istediğimiz taş bu değil. Bunu alamayız çünkü değil mi? Almayı boşver yakutları küçük. He. Bizde koca koca böyle yakut olmalı üstünde. Bizim ülkemiz bu anlamda çok zengin. Ben bugün öğrendim. Şunlar da değil değil mi? Hayır 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 şuraya bak abi. Taş oha. Görüyor musun yakutların büyüklüğünü? Yumurta gibi yakut. Bak şurada koca koca dolu büyük abi, büyük. Dolu abi dolu. Bunu alamayız ama. Tabii alamayız. Bu karışık olduğu için işe yaramıyor şu kısmı. Ama işte bizim işimize yarayacak olan İnsanlar doğada arayıp bulmak istediği şey bu. Dağın üstündeki taşlar hep bu şekilde. Ne kadar ediyor bu ona göre? Bunu kaldır, götür, işle, sat 100 bin lira mı abi? Pazarını bul 100 bin lira. Bu ne? Abi yakut ama şu rengin güzelliğine bak ya. Çok güzel. Yakut çok güzel bak ne kadar net bir pembesi var yani. Bunları ilk başta da sarkaçlarla buluyorduk. Yani siz genelde sarkaçla geziyorsunuz. Tabii sarkaçla ya yoksa bu kadar toprağın altındaki taşı bulamazsın abi. Madenlerimizi topladık. Şimdi hocam bu madenler nasıl işleniyor? Gerçekten Mustafa abi dedi ki çok kolay. Evdeki ekipmanlarla da yapabilirsiniz dedi. Geldik abimizin atölyesine. Bak şimdi makineyi açalım. Ne oldu? Bildiğimiz bir polisaj makinesi. Bunu herkes kendisi sanayiden alıp yapabilir. Yani Orkun yani bir atölye kurmaya gerek yok. Evinin bahçesinde veya bir odasında yapabilir. Çok basit bir sistem. Şu sistemi 2500 lira gibi bir fiyata kurabilir bir insan. Bu bizim az önce bulduğumuz taşın biraz daha küçüğü aslında. Bizde çok fazla yakut parçası vardı. Onu da sanırım sadece şurada değil mi? Onu çıkartıp işte nasıl böyle işlediğimizi göstereceğiz. Tamam vallahi merak ediyorum. Bunun içinden nasıl çıkarıyoruz? Abicim buyurun. Şimdi önce güvenlik diyoruz ya. Bu makineler, bu bıçaklar insan parmağını kesmez. Evet, taşımızı kestik. Bak bazı parçalarını, bazı yakutları hazır bulmuştuk. Hazır bulamadığımız noktada taşın içinden böyle keserek çıkartıyoruz. Şimdi sadece bir yüzeyini polisaj yapalım ki insanlar ne kadar rahat yapıldığını görüyor. Polisaj yapacak pet zımparalar var, elmas petler. Parlatacak değil mi şimdi? Tabii o parlatacak. Şimdi bunların hepsini kendimiz deneme yanılmayla bulduk. O taş bakın şu anda mat siyah, parlak bir hale alacak. Ha hepsini tabii, takıyorsun tek tek. Tabii tek tek. 12 tane soru zımparadan geçmesi lazım yani. Şimdi ilk zımparayı attık bayağı parladı. Kabası atıldı, kabası. Taşın üzerindeki bu fasetleri düşünün. Bu yapılan her işten bu fasetin yüzü, bu parlayan yüzler var ya. Her birine yapılıyor. Ama işi öğrendikten sonra hızlı oluyor. Bir şey değil, hızlı oluyor yani. Bana mı veriyorsun bunu? Ne yapacağım ben onu? Yaptırım. Erol abi yaptırım. Teşekkür ederim. Hanım, yakut getirdim. Elim boş gelmedim. Bakın elinize vurduğunuz zaman. Bak şurası sadece kestiğimiz ve tek zımpara yaptığımız yüzey. Burası da dokununca zaten hani şey gibi mermer masa gibi burası yani. Canım. İşte biz sadece şu kısmını yaptık şu an vaktimiz olmadığı uçağa yetişeceğimiz için. Ama her kısmını yapınca her kısmı bu hale geliyor çok güzel. İstediğimiz şekli de verebiliyoruz. Ya bu sadece hızlı bir şekilde olayı göstermek için yapılan bir işlemdi bu. Geldik Mustafa abimizin deposuna. Çok merak ediyorum yani. Sen bize anlat. Mağaza gibi burası. Yıllardır biriktirdiğim taşlar var burada arkadaşlar. Çoğu da kristal formludur. Şimdi Orkun'un burnun üstündekiler şunlar epitottur. Bunlar da kuvars, epitotlu kuvars olarak geçer. Bu taş Avrupa'da muazzam derecede değerli yurt dışında. Ve sadece İran'la çıktığını sanıyor işin ilginci. Maraş'tan mı çıktı? Hayır bu Hakkari'den. Biz bu yıl Berlin veya Münih'teki fuara gidip bu taşlarımızı götüreceğiz. Yani şuradaki taşlarımızı götüreceğiz. Kardeşim bakın bu taşlar burada da var. Şu taşları görüyor musunuz? Abi çok güzel ya. Abi bakın burası klorit yeşil.
var. Çok güzel. Şunlarda neceftir içerisindekiler. Yani bir kayaç üzerinde 1, 2, 3, 4 farklı mineral var. Ne kadar çok karışık ve güzel mineral varsa o kadar değerli. Ne kadar abi mesela bunun değeri? Avrupa'daki değeri yaklaşık 450-500 euro civarında. Ülkemizdeki değeri de yaklaşık 2000 lira civarında. Yani 2000 liraya da sen verir misin ben vermem. Ne? Ne kadar güzel değil mi? Böyle mi çıkıyor abi? Evet bu şekilde çıkar. Pavyon taşı mı bunun adı? Oğlum nasıl bir taş? Ben ilk defa böyle bir taş görüyorum hayat. Bak bu ne dedin abi buna? Cüruf bu. Maden cüruf ama yanardağ etrafından çıkar. Bu taş Meksika'dan geliyor. Bizim ülkemizde de var ama bu kadar kaliteli. Amatist Türkiye'de Kahramanmaraş'ta çıkıyor, Yozgat'ta çıkıyor, Ankara'da çıkıyor, Balıkesir'de çıkıyor. Smithsonite'de ışıl ışıl bir taş. Bu ne ya? Ülkemizde çıktığı halde bilinmeyen taşlardan biri. Rengarenktir. Aa çok güzelmiş gerçekten. Yine Avrupa buna bayılır. Abi bunun fiyatı nedir? Bu yaklaşık 7000 lira civarı ama yurt dışı. Ülkemizde de ortalama 2500 lira, 2000 lira, 2500 lira daha civarı. Daha az değerden tabii yani gidiyor bizde de. Bizde daha az değerden gidiyor. MTA'nın sayfasına girdiği zaman insanlar bunu görebilir. Aa bu da çok güzelmiş ya. Volkanik cam olarak geçiyor. MTA'nın sayfasına girdiği zaman yeşil obsidyen nereden çıkar dediği zaman insanlar bunun nereden çıktığını görür. Bunların içerisinde tüf dediğimiz yanardağ külleri var. Tüfleri gördüğünüz zaman bakarsanız toz gibi içlerinde. O tüfleri görüyorsanız bu gerçek yeşil obsidyendir. Ne bu? Siyah kıyanit bunlar. Bu da çok enteresan bir şey. Çok ilginç. Biliyor musun abi? Şu alaçam amatisti Balıkesir. Bu aslında bu ametrindir. Ametist ve stizin karışımı bir taştır. Şunun güzelliğine bakın. Aa bunun rengi çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Bal gibi. Evet. Bu normalde stizin sanar insanlar ama bu sarı kalsittir ama kristal olduğu için aragonit olarak geçer. Buna spri kuvars diyorlar yurt dışında. Bu her bir kristal piezoelektrik üretir. Her bir kristal ucuna uyarıldığı zaman elektrik akımı verir. Aa. Verir ve de alır. Hem verici hem alıcıdır bunlar. Şimdi bunlar lal taşları. Bu üzerindeki mikaşist ailesinden altın gibi olan şey altın değildir. Lepidolittir. Hmm. Lepidolit de %3.7 lityum içeriği barındıran bir mineraldir. Lityum tuzlarını biliyorsunuz bugün. Doktorlar antidepresan olarak verir. Tarihte de bu taş aynı benzer şeylerde kullanılmış. Rivayetidir ki cinlerin hani vampirlerin sarımsaktan kaçtığı bak, gibi. Bak altın tozu gibi kalıyor böyle. Bu taştan da cinlerin kaçtığı rivayet edilir. Tabii bu rivayettir. Biz sadece bilgi aktarıyoruz. Allah Allah. Bak bu çift kutuplu kuvars elindeki Herkimer Diamonds diye geçiyor dünyada. Ülkemizde tamamen doğalı valla. Ve kolye oldu bu direkt. Abi işte bunun çift uçlu yaptığın zaman her uçtan bir şekilde uyarıldı diyelim bu taş. İki uçtan da elektrik üretiyor. Piyazo elektrik denilen bu. Elektrik birçok alanda da kullanılıyor zaten. Türkiye'nin sitrinleri. Aa bu da çok enteresan. Şu sarı tarafı sitrin. Bu petek sitrin olarak geçer. Kütahya'dan çıkar. Güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Aa mavi işte çok güzelmiş onu. Evet. Bu da çok güzelmiş abi ya. Şunlar... Bu da blue aragonit arkadaşlar. Fakat taşların hepsi o kadar masum değildir. Bazı taşlar var ki zehirlidir. Öyle mi? Demir oksit, bakır oksit gibi vücudumuza giren uzun süreli girdiği zaman zehirleme yapar ve ağır metal zehirlemesinden dolayı zehirlenir gidersiniz farkında da varamazsınız. Evet bakın şu bu taş zehirli taşlardan biri. Şunu yalarsan ölürsün. Ne bu ya? Arsenik. Ha. Siz aldığınız taşları yalamayın. Maraş'ta başladığımız yolculuğumuz Antep'te sonlandı. Türk Hava Yolları daha çok uçak koy kardeşim. Gitsek gidemiyoruz, dönsek dönemiyoruz. Günde bir tane uçak var ya. Oradan oraya, oradan oraya. Türkiye arasında falafoş olduk sağdan sola gide gide. Evet, bugün çok güzel madenler çıkarttık. Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten benim de hayatımda hiç bilmediğim, bizim memlekette bu kadar maden mi var dedim. Hatta biz sokakta niye Maraş'a geldin diyenlere maden çıkarmaya geldik dediğimizde Maraş'ta maden mi var diyen de çok oldu. Gerçekten arkadaşlar bilinçlenelim. Memleket maden dolu ya. Kanunlara da lütfen uyalım. Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Eline ağzına sağlık senin de. Mustafa abiyi de takip etmiyorsanız Instagram hesabını, YouTube kanalını hepsini koyuyoruz. Onda çok güzel paylaşımları var. Mutlaka takip edin. Abi biz devam ederiz seninle artık. İnşallah kardeşim. Yani biz güzel madenler bulacağız. Konuştuk bütün günde sohbet ettik. Mağaralara gideceğiz. Orada madenler çıkaracağız. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek Mustafa abiyle. Takipte kalın. Öpüyoruz. Görüşürüz.